Ben ne yaptım ya? Sen de bu olaya sessiz kalıyorsun. O kadar olacak. Biz kardeşimizi arkadan bıçaklamayız. Kardeşimiz orospu çocuğu da olsa, delikanlı da olsa kardeşimizdir. Eyvallah. Eyvallah Murat. O orospu çocuğu yakışmadı ama eyvallah. Yok, ben orospu çocuğusun anlamında demedim. Yani ne olursa olsun Tabii tabii canım. Tabii tabii tabii. kardeşimiz kardeşimizdir anlamında. Bizim anamız babamız belli Murat. Tabii. Tamam, benim annem hakkında bir daha düzgün konuşmazsan senin kamını sikeceğim. Enes, sen niye o askerlerle duruyorsun orada? Onu anlamadım Nerede? ben. Polonya'da. Ha, line vereceğim. Ya ne güzel seslendirme yapıyordum. Murat sıçtın batırdın ya. Aa, bu Polonya'yı müttefiği almış. Ulan. Ulan ne dahice orospu çocuğuca bir hareket bu böyle. Hiç beklemiyordum. Tek tek yönetiyor ama hala Doğudan o. ilerliyoruz. Tek tek Aha. yönetmiyorum artık geri zekalı. Kudurmuş. Köpek kudurmuş. Kudurma lan köpek. Köpek. Gel kuş kuş kuş. Gel. Geliyorum. Gel kuş kuş kuş. Ye bu yarrağı bakayım. Ye bu yarrağı. Al ağzına. Oh, aynen gırtlaktan gırtlak. Oh. Eşek ya. Sen kimsin lan köpek? He? Ben dedim oğlum çirkefliğimi yapacağım. Kim, ben yedireceğim şimdi sana. Bekle. Bir arramı da yapamazsın. Hadi işine bak. Hadi. Kurucularındandır. Hadi siktir hadi. He, aman akıllı köpeği hadi. Oy 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 oy. Tam atmayın ya. Seyir zevki kalmadı. Ya atma atma. Elimi ayağımı bağlıyorsunuz. Daha dün ağlayan çocuk geldi bugün racon kesiyor ya. Aha. Muratçım. Efendim Yusuf. Neredesin koçum? Ben izliyorum olayları. Tamam Muratçım benim. Takma kafana, biz çözeceğiz bu işleri. Sen abine güven sadece, tamam mı? Abine güveniyor mu? Seyrediyorum. Ha? Hayranlıkla seyrediyorum seni. Aferin kardeşim benim, tamam. Seyir zevki kalmadı Enes abi, çok atom Aynen kardeşim. attın. Ay. Ay ay ay. Pardon değil. Güzelmiş. Yarrak güzelmiş. Hala aynı lan. Muratçım. Efendim. Canım kardeşim benim, nasılsın ya? Ben yıkıldım ya. Niye Muratçım ya? Psikolojim bozuldu ya. Yok be kardeşim, toparla kendini, sana vakit kazandırıyor şu an. Ben bu vakti neyle değerlendireceğimi bilmiyorum ki. Sen mallık yaptın, evet, biz burada sana vakit kazandırmaya çalışıyoruz, sen hala orada. Bu vakitte ne yapacağımı bilmiyorum ben yani, yok gibi yapacak bir şey. Murat ben bu arada düşüyorum birazdan, haberin olsun, kendine iyi bak. Ülke açayım mı buraya? Aç aç aç, her yere ülke aç. Yap amına koyayım ya. Ben de şimdi bir iç savaş başlatıyorum Murat. Uçak da yok. İç savaş gel. Şaka lan şaka lan. Lastik yok. Hiçbir şey yok. Her şeyi yemiş. Şuralardaki fabrikaları bir vur Enes'in götüne sokayım. Çaresiz kal lan. Murat, acil bir WhatsApp'a baksana birader. Acil. Bakayım. Benim bütün petrollerim hep Türkiye'deydi. Şeylerim, lastiklerim. Murat baktın mı? Nasıl alayım onu abi? Sus oğlum, sus aman efendim. Ya hiçbir şekilde şansın yok mu? Nereye? İşaretle. Herhangi bir yer, herhangi bir yer. Şurası olur. Tamam yeter. Abi mümkün değil ya. İmkansız mı? Yani bilmiyorum. Hani Enes düzelmişti.
Geldi. Aynen. Ben seninle uğraşmıyorum, ben Rus'la uğraşıyorum şu an. Tabii canım, aynen. İlerliyorum oğlum. Tabii aynen. Yes. Cibili şak. Yes. Bu da sen bir yarrağı mı yapamıyorsun galiba? Ya Yusuf'cum ya, senin yapacağın işi sikeceğim ayrı. Sana ayrı söveceğim şimdi değil ama. Bu bize vakit kazandırdı ama sen anlamadın. Yok, ben seni sikeceğim ya. Niye? Ya bok vardı ya. Bir dakika, konuşacağım biraz sonra. Yok kardeşim, senin o uçakların bir ölsün. Kaç. Ya Yusuf, oğlum, senin ağzını suratını sikeyim ben ya. Biraz sonra küfür edeceğim, bekle. Ne oldu oğlum? Bir dakika dur, sus ya. Asikti. Ya abi sen aptal herif ya. Şu Fransa'yı niye salıyorsun? Amsterdam'ı, Belçika'yı, İngiltere'yi niye salıyorsun? Amına beynini siktim, damarını siktim ya. Zaten seni her yerini bombalamış herif orada. 50 kişilik uçak kapasitesi olan havalimanı var amına koyayım. Bana diyor ki hava üstünlüğü al. Bak şimdi ben patladım ama şimdi yani. Yani bunu niye yapıyorsun ki? Ya abi anladım, Polonya'yı salıyorsun, Sovyet'i salıyorsun ya. İngiltere'ye niye salıyorsun amına sikeyim ya? Vurdu mu? Uçaklarımı vurdu mu? Berlin düştü ya. Lan uçaklar dağıldı. Nereye gitti lan uçak? Yediniz mi lan uçakları? Yedik. Onlar uçup geri dönmedi mi? Yok. Ya Yusuf ya. dönüyor. Oğlum Almanya'yı kim lan? Japon. Yo, Almanya'yı kim düşürdü? Kim oynuyordu Almanya'yı? He. İyice mala bağladı oğlum bu. Yok oğlum, İyice ben deliye Malta'dayım. Vurdu kendini. Böyle oğlum, kurtulacağını Malta'dayım. Zannediyor. Ben Malta'dayım amına koyayım. Kafa salak. Adam Malta'ya kaçmış ya. Biz Malta'dayız oğlum. Ya Yusuf ya. Amına koyayım. Gücüm botlara yetiyor ya Ram. Gelsene buraya hadi. Geleyim. Oğlum Malta kayan bir gücü spiteri. Ya abi ya. Uçak bileti var mı Washington'a? Murat, ya Rios atalım sana kup geçsin istiyorsan. Murat koop geçeyim mi sana? Hayır. Sen Malta'da darbe. Demeseydin yalan öyle. Üzülür belki. Olmaz. Başıma bir iş gelecek. Yani salacak amına koyayım. Amerika'yı iç savaş çıkaracaksın Amerika'da. Başka düşmana gerek yok yazmış biri. Sen niye bağırdın Murat bu kadar bana? Ben bir şey bilmiyorum. Çünkü mal gibi iş yapıp senin atom atmanı sağlamama olanak tanımadın. O 5000 uçakla anlık bir hava üstünlüğünü alabilirdik ve atom atabilirdin. Allah senin belanı versin. Bir tane atom atamadık daha senin yüzünden. Gitti uçaklar. Gitti. Bir de lastik yok gariban, yazıktır. Zaten basamıyoruz. Oğlum İngiltere'yi niye salıyorsun hala anlamıyorum. Fransa'yı niye salıyorsun? Belçika'ya öllenme, solla lan onlar. Ünlü ordunun desteğini de alarak Cumhurbaşkanı ya seçildi. Ya seni seslendirmeni sikeyim ben ya, dublajını sikeyim. Avrupa'da otoriter rejimler yükseliştedir. Almanya'da Hitler, İtalya'da Mussolini iktidardadır. Her iki ülkenin de sömürge arayışları vardır ve saldırgan bir tutum içerisindedir. Ananız ki konuşamadım. Bu kitapta Türk ordusunun tarihi kurumsal olarak inceleniyor. Böylece asker ve siyaset ilişkilerinin yanı sıra ordunun kendi iç ve toplumla ilişkileri de masaya yatırılıyor. Başkan devam edin. Başkan olmuş Allah aşkına ya. Ah be Murat'cığım ah. Ya aa, bana hala açıklamıyorsun İngiltere Fransa'yı falan niye saldığını. Murat, her şey nerede başladı biliyor musun? Her şeyin suçlusun Enes, sen ama farkında değilsin. Benim sorumun cevabı değil bunun. Enes yapmayacaktı. Ambargoyu yapmayacaktı. Oğlum benim soruma cevap versene. Siklet Enes'in amına koyayım. Enes ölsün. Sen, ben müttefin olarak sana dostane bir soru soruyorum ya. Soruma cevap ver. Çünkü zemini... Tamam. Ne tamam? Zemini Enes attı. Ya sorumun cevabı bu değil ya. Sorunun cevabı o. Hasan'a geliyor. Ya bir yarrağı yiyemezsin. Malta ne amına koyayım? Malta'yı alınca götün mü kalkacak senin? Götün yoksa oraya bir atom atar. Ben Amerika'ya demiştim bunu ya.
Senin götün yiyorsa Malta'ya bir tane atom atsana. Bir dakika. Götün yiyorsa bir Malta'ya atom at. Yok şimdi sen Alliance'a improve girmeye çalışırsan hiç gerek yok. Allah yorospu. Götü yemedi işte Murat, gördün mü? O koca götü yemedi. İnsana zor. Murat'cığım hazır mısın kardeş? Ben hiçbir şeye hazır değilim abi. Ne yapalım? Yeniden hemen bir rehost. Ne diyorsun? Yo öyle bir şey yok. Ben çıkmıyorum. Tam bunu kicklerim ha. Öyle bir şey yok. Olmayacak öyle bir şey. Ediyorum, ben hala adam gibi savaşalım mı seninle? Bence bu cephede öyle bir sıkıntı olmayacak bu arada. Olacak ya. Dene Güney olacak. Amerika'da oluyor mu? Murat. Güney Amerika'da olmuyor öyle bir sıkıntı. Olmuyor ama. Ben hala kaybetmiş olsam da senin müttefikin değil miyim? Bakayım sana bir dur. Evet canım benim, dinliyorum. Yok öyle bir şey. Çıkmıyorsun oyuna. benim için namus ve şereftir bu. Çıkmayacaksın. Var mıydı? Çıkmayacak oğlum. Sen böyle eşek gibi duracaksın buralarda. Hadi lan. Hadi lan köpek. Ki Avrupa'da işim bitti benim. Bana ne? Onda. Abi ne yapıyorsan yap hadi. Hazırla kendini. Benim %0 savaş desteğim var. Benim hiçbir şey sikim dedi. Ooo cibili şak 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 yes yes. Hiçbir yarlamı da yapamadım. Chat buradayım lan amına koduklarım. Atamayacaksınız lan beni. Ben burada olacağım ve eşek gibi Enes öyle oynayacağım. Ben böyle oynarım ya, sıkıntı oh yok. Oh be Murat. Efendim. Kardeşim benim ya, çok sadıksın ya. Arman abi. Çok sadık ya benim Murat'ım. Oğlum ya. Atom bombası atıyorsun, niye söylemiyorsun? Niye söyleyeyim oğlum? Sürprizi kaçar maazallah. E bilelim de bakalım amına koyayım. Haber değeri var. Sanki engel olabileceğiz Enes. Doğru. Özür dilerim. Ay Murat, seni bombalamaya başlamışlar Murat'ım. Bu arada benim 5000 uçağım gitmiş gerçekten. Ya Yusuf seni sikeceğim ben ya. Ya Murat, farz et ki orada 5000 değil 10.000 tane uçak vardı. Ben seni buluştuğumuzda sikeceğim ya. Ha Murat? Bir göt borcum var bana buluştuğumuz zaman. Bu yani serbest sikeceğim ya. Tamam. Ya, bu olmadı ya. Vallahi bu olmadı. Zaten ya, uçak yok. Yapalım. Ya. Fix yapalım. Çıkalım. Düzeltelim. Murat'a da 5000 tane kaybetti uçağı ver. Ah he he. Abi benim uçağım vardı zaten amına. Ya lan neden Fransa'ya salıyorsun ya? Neden İngiltere'yi salıyorsun ya? Ya sen ne yarrama benim her dediğimi dinliyorsun ki? Abi senin dinlemeyeyim mi müttefiğim amına koyayım? Dinleme amına koyayım. Ya 13, 10, 25, 28 tane uçak var. Yeter. Şükret. Yani değil mi? Ben nasıl koruyabilirim? Ben hava üstündeyim. Nasıl koruyabilirim? Ben şu saatte... Sol yanağını dikiş makinesiyle dikmişler. Murat'cığım şurada bir takas mı yapsak diyorum seninle hayatım ya? Ha? Arkadaşlar kalbini kırmak istemiyorum onun da. Şu an var ya koruduğunu zannediyor. Koruduğunu zannediyor. Yani biraz üzülmesin diye söylemedim ama Bomber tek başına 1000 tane uçağına karşı hava üstünlüğü alıyor ya. Ama biraz morali bozulmasın istiyorum. Yani çok çaktırmayın olur mu? Sonra çok müşkül hissediyor. Böyle ya yani bayağı unutamıyor ya. Yazıktır. Yazıktır yani. Öyle çok şey yapmayın ona, tamam mı? Biz öne gitmeyelim onu. Aç aç. Direkt girsene. Gir. Bir geldiğinde annexlenmiş olsun. Gir. Yok. Geldiği zaman çıkarmayı hazır edeceğim. Ona Amerika'nın yiyebileceği türden en büyük çıkarmalardan birini atacağım. Abi çok keyfi kaçtı biliyor musun? Kim yüzünden ya acaba? Bilmiyorum ki. Tamam hadi çıkalım, düzeltelim hadi. Oğlum gerek kalmadı ki. Güzeldi mi? Yo, zaten Avrupa'da bozuktu zaten. E niye no. Ben öldükten sonra dedin çıkalım? Ha, o Avrupa'yı da düzeltmek için. Benim için çok bir anlamı yok. Yani dediğim gibi istersen
Murat'a söyle kup geç. Çünkü birazdan zaten elini alacağı için. Murat şey amına kız sığınakta şu an. Şok geçirecek. Şu an yatakta uyuyor. Ver bir buna bakayım. Ben çıkayım ya buradan. Gelecek misin? Yok yok co-op girmeyeceğim ya buradayım. Murat uyudu amına koyayım. Chat bizi duyuyor mu arkadaşlar? Duyuyordur. Chat bizi duyuyor mu? Duyar herhalde ya, kapatmadıydı en son. Geliyor mu? Chat geliyor mu sesimiz? Ha geliyormuş. Murat geldi tekrar. Düşler bebeğimi. Şu dağlarla karam. Kırmışlar mıydı neydi o? Benim neler hissettiğimi belki Murat kardeş sesimi duyuyorsan artık sen de hissediyorsun. Murat niye konuşmuyor? Ne bileyim. Murat. Lan Murat. Küstün mü oğlum sen müttefiğine? Küstün mü lan? Evet, geliyor mu sesim? Duyuyor mu? Geldim, uzandım biraz. Ya tamam. Murat Kaliforniya bak açık açık söylüyorum. Göstere göstere diyorum ki Florida'dan çıkaracağım. Delikanlı gibi söylüyorum bak. Florida'dan geleceğim. Tamam, bir kes sesini, ben bir konuşmalarıma devam edeyim. Üçüncü Selim'den birinci. Ya bu hala dublaj mı yapıyor? Oğlum bak sıkacağım ha. Bak seni sıkacağım bu sefer ha. Ordunun yeniden yapılandırılmaya çalışıldığı bu dönemde. Vallahi sıkacağım he bak. Dur oğlum arkadaşlar merak ediyor. Bir okuyayım ya. Demokrat Parti'nin 10 yıllık iktidar... Çok tilt, çok tilt. Koyayım ya. Ben niye bunu yaşıyorum ya? Ben neden bunu yaşıyorum ya? Kendi müttefikimizi de deli ettiğimize göre arkadaşlar. Ben bir lavaboya gidiyorum. Ben bir yokum bir 5-10 dakika. Siz takılın. Murat. He? Fixleme yapalım mı? Ne fiksi? Ya bunun saldığı ülkeleri sana vereyim. Yani. Yo ben çıkmıyorum kabul etmiyorum. Kikleyebilirim sıkıntı yok. Saldığı ülkeleri sana vereyim. Anakarana saldıracağım. En azından fabrikan olsun. Ne diyorsun? Ya sen benim anakarama çıktıktan sonra ben ne yapayım oraları? Sen Murat'a bir 10 bin tane. Bak, Murat'a 10 bin uçak ver. 10 bin uçak ver onun morali düzelir. Güney Amerika'da şey, Güney Amerika'da da... Oğlum ver 10 bin uçak, yapma lafını be. Vereyim mi? İstiyor musun? Ben istemiyorum abi, ben... Ver ver, sen ver, o istemez oğlum, o gururunu yedirir mi o kral adam? Ben yaşarım ya abi, ben başıma gelenle yaşarım. O ona ver, 10 bin uçak ver, o 5 bin uçağı benim yüzünden kaybetti. Hayır, hadi zaten 6 bin uçağım vardı, 5 binini kaybettim yani. O kötü oldu, %90'ı gitti. Tamam, sana bir 10 bin uçak versin, tamam hadi lütfen. Tamam, 10 bin uçak vereyim. İstiyorsan öyle yapalım. Abi her türlü bu işin sonu belli. Neden veriyorsun bana 10 bin uçak? Fix'in sebebi ne? Cepheyi tutarsın diye ya. Tamam hadi çık gir düzelt cepheyi tamam. Tamam 10 bin uçak ver kardeşime benim be. İstemiyorum veriyorum 10 bin uçak. İstiyorsun. Utanarak istiyorsun. Düzelt. Koy cebine koy. İstemiyorum cebine. Yok istemiyorum. Yok istemiyorum. Ver. En modernine ver. Jetten ver. Ya uğraşamayacağım onu düzeltmekle. İstemiyorum. Ver. Ya hayır istemiyorum. Cepheye de diz hatta. Uğraşmasın. İstiyor abisi istiyor. Adam gibi söylüyorum. Vereyim mi uçak bak ciddiyim. Yok hiç gerek yok. Ver. Gurur yapıyor şimdi gurur. Ver ona sen. Tamam oğlum tamam. Veriyorum. Hatta uçak ne ki? Ale yazacağım sana bir tur. Tamam koy ver abisi ver. Gel. Abisi, senin içinde konvoyun da yoktur gel. ver. İşte petrolü de bitmiş. Amerikalı o Almanmış amına koyayım. Ver. Ya. Seni şimdi petrolün falan doktor. Genç adamsın. Gariban adam aynen koy. Genç adam lazım olur. 11 olsun mu lan? He Murat? Yapan mı? Yapan mı lan? Yapan mı? Almanya bayrağını görünce Murat'ın ani sinirlenme o şeyi. Murat ya, yayına geldin mi? Ya ben... Ya...
Arkadaşlar Murat karakterli oldu bizim gibi. Benim Murat, gibi. Ale yazdım Murat. Geldim. Ha, ay koçum. Ale yazdım. 10.000 tane her şeyden 10.000 tane mi verdim bana? İyi. 10.000 tank, 10.000 şey, konvoy alayında. Hadi lan iyisin lan çocuk. Sağ ol. Öp bakalım amcanı. Yusuf. Seni boğar bak dikkat et. O abisine kıyamaz ki. Kıyar mısın lan? Ya abi konuşmuyorum ben. Abi. Hiç ağzına da yakışıyor abi. Ben konuşmayacağım. 10.000 tane uçak verdik be. Ekranı kapadım. Sen de bir ufak... Geç dur ben kurayım ondan sonra. Peki benim Enes'in ağzıyla konuşmam 10.000 tane uçak istiyor mu? Benim ben kimim amına koyayım? Ben konuşmamayı tercih ediyorum. Kardeşim benim be. Vay canım benim Murat'ım. Başka bir şey istiyor mu Murat? Söyle bakayım sana. Evinin adresini at ben sana şey atayım. Heh. Pizza söyleyeyim sana hadi. hadi. Açsındır Murat, şu an. Murat ekranı kapatıp girsene. Söyle lan bana pizza benim psikolojimi bozdun. Söyle lan. Vay garip lan. At hadi. Vay la vay. Yazıyorum lan. Yaz hadi canım benim. Beni bitirdin lan. Hadi senin için mixler çalacağım hadi. Yusuf 20 tane pizza söylesene. Ödemeyi ben yapmayacağım. Ödeme. Sana söyleyeyim. İki kat dilti olsun. Şaka Murat at bakayım kardeşime bir pizza söyleyeyim borcumuz oldu i̇ki ya. İki tane söyle. Tamam iki tane küçük boy söyle. Hanımla tamam, film izleyeceğiz söyle iki tane büyük boy söyle. Tamam at ben telefon almaya gidiyorum. Attım. Tamam geliyorum bir dakika. Hadi Allah'ım. ID'ye girdin mi? Girmedim ID'ye. Ya abi ben ama niye yaşadım aman abim bunu ya. Ya zaten çok zor durumdayız ya. Ya bu nasıl bir müttefik amına koyayım ya? O değil de nasıl bir psikolojik şey yediyse daha savaş başlamadan Sovyet'i ilerlemeden de diğer ülkeleri saldı. Niye ya? Yani? Abi bak. Bak Sovyet'i salarsın tamam onu anlıyorum. Yusuf'a yakışır bir hareket zaten. Beklenen de bir hareketti. Polonya'yı arkasından niye saldın daha Sovyet bitmeden? Hadi onu geçtim. Ya Fransız'ı niye salıyorsun? İngiliz'i niye salıyorsun ya? Ya onlara niye salıyorsun? Onlara niye salıyorsun? Daha gelmedi savaş oraya. Amını beynini sikteyim. ya of ya. Ya anlamıyorum bak. Bak kızamıyorum. Anlamıyorum çünkü. Anlasam kızacağım. Anlaşılacak bir şey değil. Anlaşılacak bir şey değil. Ya şöyle düşün. En azından kaftanı Yusuf'a verdin ya temelli. Ya abi kaftanı sana veriyorduk bu maçta biz. Neden Yusuf aldı şimdi bunu? Uf. Hadi yen beni. Böyle keyfi çıkmaz. Fikret abinin ticaret odasının ilk kurucularındandır. Başlat. Sıra aramızda kalsın. Gittim bana inter var mı ver? Ha tamam hepsinden vermiş. Hepsinden. Bütün uçak türlerinden 10.000 verdim sana. Abi burası çok karışmış bunlar ne ya? Çok üzgünüm ya. Oğlum yani kendinin şey üzme. Ya verdiğim ekipman yani bunun kapitalistinden daha değerli bence şu an. Abi ben psikolojik olarak tükendim. Bu müttefik beni mahvetti ya. Ya bak açık açık da söylüyorum. Florida'ya çıkacağım. Çık. Delikanlı adamız biz. Çık sanki tutacağız. Tutan mı var çık. Ciddi söylüyorum. Hayır yani tutabilecek olan mı var sanki çık. Enginlere sığarım taşmam amına koyayım gel. Odaya adam geldi 2 metre üstü. Adamın sıra gösteri geliyorum. Dikiş makinesiyle dikmişler. Ne zaman geliyorsun? Birazdan gelirim ya. Gel artık ya. Thank you.
Sen ne durumdasın kardeşim? Ben çok kötü durumdayım ya. Öyle bir ufak deneyeyim mi? Moraller yerine gelsin diye. Yapan mı? Bekle. Bekleyecek. Ne? Bana sorma bir şey. Yeterince ezildik bu başta. Ya şöyle bir moral olsun diye. Deniyorsun. Denedin de haber ver. Benim ekranda. Şu deniyorum. An deneniyor mu? Evet şu an deneniyor. Şu an deniyorum ama yani. Öncesinde denemem. Hani? Aha geldi. Bela geldi. Oo güzel. Ne güzel çıkıyor, ne güzel. Aa ne güzel, ne güzel. Etraf sarılıyor. Ne kadar başarılı savunduk orayı. Çok üstün bir savunma gerçekleşiyor. Nasıl ittiriliyorum lan ben böyle? Bu ne biçim ittirilmek lan? Oğlum itilmeyin lan. Atom bombası var atmıyorum Murat. Adil olayım diye. Gerek mi var sanki amına koyayım? Oğlum kendinize gelin lan. Ne dehşet bir marin oldu ya. Seni tankına fazla vurdum. Oğlum niye kendinize gelin lan? Dobarlanın, bırakmayın kendinizi amına koyayım. Murat. Efendim canım. Bir Discord'a baksana. Bir saniye. Tamam. Bak evet ya da hayır de. Bir saniye. Şu an hiç müsait değilim ya. Ya iki dakika oyunu durdur baksın. Durayım mı? Dur. Bak. Hadi sen cidden mi? Ya oğlum hadi. Şaka yapıyordum amına koyayım ben. Hadi uzatma amına koyayım şunu hadi. Tamam olur o zaman evet. Doğru değil mi? Doğru. Dedim bu ne amına koyayım böyle bir şey var mı? Olur. Devam ettireyim mi? Ettir. Neden ettirmeyesin ki? Bir havalimanı daha Murat sonra finito. Kaç uçak vuruyorsun sen buraya amına koyayım? 4000. Jet mi vuruyorsun? Jet. Belli. Bizim kuşlar. Mini kuşlar. Bizim kuşlar pek bir sike yaramadı. Yuvadan uçma vakti gelmiş senin kuşların. Sana gönderdim en elit ordumu ya. Özene bözene yaptım. Sırf tank düşman olsunlar diye. Attention. Şu an bayağı hava sende ha. Evet. Sağ ol. 50-60 bin tane uçak havalı verdiğin için.
Havalimanına atom bombası atıyorum. Sürekli reinforce olacağı için sürekli ölecek uçak. Ne kadar güzel bunları biliyor olmam. Ben bayağı tilt oldum buraya. Marinlerle mi yapıyorsun sen bütün bu işi? Marin'de mi 1000 şahit lazım. Çok fazla şey var. Bu marin bana 500 vuruyor. Ha işte tankına 500 vuruyor. Öyle bir sıkıntı. Hard ataklı marin yaptım sana özel. Bu marine ben 100 vuruyorum. Yani... Marin seni tankından fazla vuruyor evet. Biraz tilt bir şey. Oğlum bu ne biçim marin? Marin değil bu amına koyayım. Max marin bu amına koyayım. Bu ne be? Bu ne amına koyayım? Bayağı iyiydi. İntikam güzel şey be Murat. Nükleer attığından mı bahsediyorsun? He. Nükleer atıyor, şey yapıyor. Çok keyfe keder takılır mı şu an? Bu kadar sessiz olma lan. Ben iyiyim ya. Ne bileyim bir ölmüş gibisin ya. Alıştım ya. Alıştım. Alışmasam daha kötü olurdum. Alıştım. En kötüsü de bu mu? Yavaş yavaş oldu çünkü. Yusuf'un orada gördüm olacakları. Sonra Yusuf'u gördüm. Daha kötü oldu. Yusuf'u görmeseydim bu kadar kötü olmayacaktı. Nükleer. Çatışan askerlerimin üzerine nükleer geldi. Alo Murat. Efendim? Sikiyor mu seni? Yo, sikiş değil bu yani bu. Daha İki tane sempatik bir şey. Söyledim, karışık seviyorsun değil mi sen? Evet, karışık söyledim. Tam karışık söyledim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun canım benim. Gariban kardeşim be. Canım kardeşim, ben sana ne yapmışım ya? Garibana bir de ben vuruyorum Yusuf senin yüzünden. Aaaa! Aaaa! En azından gözüm açık gitmeyeceğim amına koyayım. Oho helal koçum benim. En azından gözüm açık gitmeyeceğim. Sonlana sonlana. Haydi ilerleyin bari. İlerleyin bari. Amınızı sikeyim. İlerleyin bari. Ratıma bak helal olsun. İlerlemiyorlar hoca. Hiçbir şeye yaramadı. Yarram gel kendin ayarla. Bu kaosun ortasında havalimanına fazla konmuş uçakları gel kendin ayarla amına koyayım. Oradan lak 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 aynı şeyi yazıyorsun kaç saat. Gel ayarla siktir git kendi oyununda ayarla. Ben ayarlayamıyorum amına koyayım. Uğraşamıyorum ben. Demeyin lan bu adamı. İyi dedin mi Murat? Çok güzel konuştun. Ananı sikim.
Ya sövecekseniz gidin Yusuf'a sövün. Sövün arkadaşlar. Yapayalnız kaldım şu an. Murat'ıma çok pis acıdım ya. Ben de acıyorum şu an kendime. Baksana amına koyayım, Mehmet Akif Ersoy'a benziyor lan. Bir tane lastiğimiz yok, uçak üretemiyoruz ya. Atom at atom. Onun için uçak gerekiyor. Havalimanlarının da hepsini vurduğu için. Odaya adam geldi. Ama yine senin yapımda kahpelik ya. Senden öğrendik bir Yusuf'um. İyi, kahpe olduğunu kabul ediyorsun demek. Senin kadar değil. İyi, aferin. Kimsiniz oğlum siz kendi kendine tribe girmişsiniz bu ülkede? Ha? Marinler hakkında ne düşünüyorsun Murat? Dediğim gibi Max Marinler. Line'ı veren mi? Ne, line değil miydi bu? Yo, ben duruyordum, sen vuruyorsun diye öyle. Ha, ne güzel lan. Şöyle demem. Biraz da biz başlayalım ya. Ne güzelmiş ya o zaman. Ne güzel. Ulan İstanbul be ha. Ben... Ben bir daha major alamayacağım değil mi? Senin ben Steam hesabını çalıp oyunu sileceğim. Hesabından sileceğim oyunu. Nükleer attığım lane'den ben ittiriliyorum geri. Enes'cim süreci hızlandır. O zaman mahalleden arkadaşları da çıkarmaya dahil ediyorum. Şimdi anladınız mı ben Portekiz'ken durumun ne kadar vahim olduğunu? Anlamadım, bambaşka şeyler bunlar. Yani atom bombasının ne kadar tilt edebileceğini. Atom bombası beni tilt etmedi ki. Yani uçakların, 5000 uçağın gidince ne hissettin? 5000 uçağımın gitmesi seni atom atabiliyor olman değildi. Neydi? Tam Yusuf'tu. Çok daha köklü bir problemden dolayı benim 5000 uçağım gitti. Çok derinlerde yatan bir problemle gitti o 5000 uçak. Hiç sıkıntı değil yani senin atomun. Sen at atom yani. Bu dert değil diyorsun yani. Ben senin atom atabileceğini bilerek geldim oraya fakat... Yani ya ne diyeyim Enes, ben bir şey demiyorum ya. Arkadaşlığını savunuyorsun yani. Evet. Evet, ben anlıyorum seni. Arkadaş. Hep eş dost dediklerimiz. Ben anlıyorum. Üzmeyin lan bu adamı. Sevmişiz. Sevmişiz, bir kere sevmişiz yani. New York tarafına çıkarma atıyorum. At at. Gerek yok mu zaten? Direkt ittir bari buradan ya. Ne çıkartma atıyorum? Keyif meselesi ya. Vaa, dolandırıldık la. 5K uçak gitti, 70K geldi. Abicim olay uçak değil ya.
Ya kafada bitti bir savaş, kafada bitti yani o. Direkt kafada kaybetti zaten. Yani hiç şans vermedi ki sana ya da kendine. Yani o İngiltere'yi gördüm de zaten ben yıkıldım ya. Çöktü lan adam orada. Koskoca adamı çökerttiler lan. Ya abi İngiltere'yi niye veriyorsun ya? Ah be Murat. New York'u da tutmamış. Yok, çok ben düşmüş. Her yerden çektik askerlerimizi biz. Cepheye mi çektik? Cephenin arkasına geri cephe açmıştım ama yani sen amına koyayım hiç oralı değilsin. Oğlum ben de öldürdüm lan şimdi sen öyle deyince. Geri mi dönüyorsun oradan? Ne bileyim, dönsem mi yani? Dönmemi istersen dönerim yani. Çok üzüldüm ya. Hani dön diyorsan dönerim birader. Yok kal bari, boşver. Gelmişsin, uğraşmışsın oraya kadar. Tamam kardeşim, ilerlemiyorum ya. Orada orada kalsın ya. Bir yerleş ya. Sıfır vuruyorum ya. İnanılmaz bir şey amına koyayım. Bunlar bir de dolu askerler bayağı bir. Gidicisin ya bu arada. Yok yani erken düşen gibi geliyor. Collaboration malum. Oo. Ama daha gel yemedik collaboration'ı. Bu yememiş hali. Yememiş hali mi bu? War support 0 tabi. War support 0 olunca böyle hadiseler tabii, oluyor. Tabii. Yemiş kadar oluyorsun. Tabi. Hep eş dost arkadaş dediklerimiz. Hep. Bu hayatta bizi hep onlar bitirmiştir. Moderne itiyor lan işin görevi. Ne oluyor? Moderne karşı yaptıydım piyadeyi. Çünkü bende petrol yoktu, anladın mı? Şey yapamazdım. Asla sizin kadar tank kaldıramazdım. Amerikasan olduğu için. Kaldıramadık zaten biz de o kadar tank. Ben hiç tank basmadım. Uçak piyade. İşte yaptı Word. Word olarak düşünme. Karşında dünyanın en kötü gelişmiş ordusu vardı. Modern tank çok güçlü de. Modern tankı eğer hava üstünlüğünü alırsam tutabilecek bir tank ya. Şey, modern tankı ben ama dolduramadım bile içini. O da var. Cephe çok genişledi ya. Sovyetler gibi böyle itersin belki. Ha? Tabii yaparım. Olmaz mı? Askerler toparlanamıyor ki amına koyayım. Yes sir. Gerek olmamasına rağmen atom bombası attım, kusura bakma. Yok, lafı olmaz ya. Lafı olmaz. Yani birazcık kendi nüfusumuzu getirmeyi düşünüyoruz da. Popülasyon şeyliği değil mi? Tabii yani savaşta işte gitti diye. Tabii nüfus mühendisliği tabii. Almanlardan gördük. Aa, kaybettim. Sen masada yoksun ya. Nasıl? Ben kaybettiğim için masada olmayabilir miyim? Yok hayır, ben senden toprak alamıyorum. Nasıl yani? Bilmiyorum. Çok garip bir şey oldu. Ne oldu lan? Hür irade mi? Özgür irade mi? Ne oldu? Hiçbir fikrim yok. Ya nereden sen... alabiliyorsun? Ya Avrupa'yı alabiliyorum. O zaman bizim savaş bitmemiştir. Ama aynı ittifaktasınız. Ha, sen Polonya Savaşı'na girmedin, ondan oldu. Ama onlar neden daha şimdi bitti, 2 saattir bitmedi? Bilmiyorum biz. Al evladım. Masada yokuz arkadaşlar. Hiçbir şeye tıklanmıyor. Evet sen kaldın. Odaya da kaldın. Adam geldi. 2,5 milyon ölmüş benim. Adamın sol ya ben de düştüm. Murat'cığım sen adil bir barış anlaşmasını hak ediyorsun.
Sen çok adil bir barış anlaşmasını hak ediyorsun. Ne olacak bana? Sen bu kaderi hak etmedin, o yüzden seni liberate edeceğim. Benim çocuklarımı falan öldürmeyin yeter. Ne oğlum? Men in the High'ı izledin mi? Üçüncü bölümde sıkıldım ya, çok yavaş ilerliyor. İşte izlemene gerek kalmadı. Onu mu yaşıyoruz? He. Bence mümkün yani. Savaşı kaybeden bir ülke için bence okey. Yeter. Bence okey. Ben şeyim yani. Evet, bütün her yer gitmiş. Evet. Ben iyi bir ya. Bakayım. Petrol de var. Biz bunu işler satarız. Paraya çeviririz. Vereyim sana petrol. Free trade oha yaptım. Petrol al da benden. Fabrika basalım. Alayım bari. Vallahi yani halk da aç kalmasın yani. Ya bizim seninle aramız biraz kötüymüş ya. Alamıyorum mu? Ya eksi 100 bakıyorsun bana öyle bir... Yo sen bana artı 10 bakıyorsun hatta, niye öyle oldu? Çok eziyim bir de iyi bakıyorum. Ben sana neyse çok kötü bakıyormuşum, niye bana öyle oldu? Dur ben iyi bakacağım şimdi. Sen benden nefret ediyorsun ama ben düzelteceğim şimdi kendimi. Ben niye senden nefret ediyorum bunu anlamadım ama. Niye öyle oldu ki ya? They have claimed our territory diyor sende. Eksi 340. Ama yok ki claim'im. Yani o benim görüş. Ha yok senin. Yok benim sana görüşüm. Hocam kim bana dön de bir, ben fabrika yol yapıyorum ben. Köprü yapıyorum. New Mexico'ya, Colorado'ya, Kansas, Oklahoma, Missouri. Amına koyayım Trump destekçisi. Bütün şeyleri toplamışız. Minnesota. Ha, petrolü aldım. South Dakota. Aldın mı? Aldım. Ha, şey, güzel. Diğer her şeyi de alıyorum. Ben kendi ülkemi silahsızlandırayım. Çok naval dockyard'ımız da yokmuş zaten. Gerek yok. Bunlar şeytanca. Biz geri kalan nüfusumuzla yaşamak istiyoruz sadece. Ben bütün şeylerini, kaynaklarını aldım. Bir de Nazi sosyalist savaş suçlularının cezalandırılmasını istiyoruz. Biz nasyonel sosyalist istiyoruz bunu yani. Bu gemileri de sana satayım mı ben? Cüzi ücret karşılığı. Liman yok da çünkü bizdim. Bunlar bir gemi var senin. Ya bayağı bak, gemim sen, var benim. Dur şöyle yapalım. Sen gemilerini bizde kiralık olarak tutarsın artık. Tamam ben o zaman ben docking right istiyorum sizden. Sizin limana koyayım ben bunları, müze falan yaparsınız. Olur. Savaş bitti artık. Barış masasında görüşmeler normal. Hani toplumlarımız birbirini yemesin. Maksadımız o. Ya sen böyle konuştun ya, ben senin topraklarını geri veriyorum ya. Gariban adam, gariban adam. Gariban adamın halinden gariban adam anlar. Nerede o return state? Siz beni gerçi Yeni Gine'ye kadar kovalamıştınız ama pek hak ettiğini düşünmesem de gene de iyi konuştun. Ana vatan geri döndü. Şunu biz bir alalım da yine de hani devriye mevriye malum. %100 faşistmişim ben. Ne alıyorsun? Military access. Tabii ki. Hiç şeyi olmaz. Siz öyle kendinizi koruyamazsınız. Biz garnizonunuzu atalım size. Hiç lafı olmaz. Garnizon atıyorum ben sana. Atabilirsen tabii. Military access atabiliyor muydu? Bakacağız. Garnizon atarsın. İlişkilerimiz hemen düzeldi. İşin garibi, claim'i bana verdi sana. Niye öyle oldu ki ya? Şöyle bir anlaşma geldi aklımıza. Ya daha iyisi var, daha iyisi var. Invite the faction. İttifakını boz, gel. Ya da İttifakta dur, ben... mıyım ben? He. Yugoslavya ile ittifaktaymışım. Siktir git ya. Yugoslavya ile birlikte olmak istemiyorum bu dünya şeyinde ben ya. Yugoslavya'da yani haritada nerede seve onu da seve bilmiyorum. Seve seve kat iştirak ederim. Olması gereken buydu ya. Hocam bir de izin verirseniz ben şöyle bir şey geldi aklıma. Buna ne diyorsunuz hocam?
Tabii ki. Tabii ki. Ya çünkü ben çok şeyim yani, doluyum. Ülkemiz çok kötü zamanlardan geçti. Çok kötü şeyler yaşadı. Dünyanın yarısını kaybetti bu vatan, bu millet. Ya bunun bedeli ödenmeli ya. Buyurun. Gerçi bir pizza söyledi bana, şakayla başladı. Sonra söyledi pizza, bedel oradan ödeniyor biraz ama. Tam da kesmedi yani. Ama yani böyle ruhuna yaptığı zararı bir pizza. Ya karnım, midemle beni dolduruyor ama yani ben bir de gidemem de ben oraya şimdi. Sen yap o işi. Gidersin ya, niye gidemeyeceksin? Nasıl uğraşamam biliyor musun? Daha asker yok amına koyayım, bir kişi yok. Sıfır evet. Indi training, sıfır indi field. Havada ama 580 bin kişi var. Hava kuvvetlerimiz terhis edilmemiş. Pilotlarınızı beğendik biz. Ben terhis ettim onları da. Öyle Versailles gibi bir şey düşündük ama son Almanların yaptığı malum. Gururunuzu ezmek gibi olmasın diye uğraştık. Tabii. O yüzden en sağlıklısı. Ha, gene de sınırlarınızı ordumuzu tutuyoruz ama olsun. O o kadar olur. O kadar. Avrupa'ya ne yapmayı düşünüyorsunuz? Avrupa yani viadını gerçekleştirdi ya. Polonya, Çekoslovakya falan karışık bayağı. Oralarda ne oldu? Ne oldu ya Muratcığım? Yusufcuğum. Yaşıyor ya Murat. Whitelist attık. Bana ana vatanım geri verildi. 2,5 milyon askerim öldürüldü. He. Ondan sonra işte ben sana Vargol attım. Vay köpek. Kardeşim kaç gün kaldı Vargol'a? Ama çıkmışsın sen zaten. Vay. 63 gün var. 53 gün Murat, var. Murat tam karaktersiz değildin. Ne oldu sana lan, sattın 2 dakika kendine. Karaktersizlik değil yani. Bizi bu duruma düşüren yönetime karşı bir tepki veriyor bizim yeni yönetimimiz. Beni ikinci kez sırtından bıçakladın. Helal olsun, ne diyeyim. Sırtından ben mi bıçakladım seni? Helal olsun. Tamam devam et. Devam et. Bu şu, anda, devam et. Şu anda odada ateşeleri var. Japon ateşesi var odada. Özgürce konuşamıyoruz. Çok özgür konuşamıyorum ama seninle görüşeceğiz biz. Seninle görüşeceğiz. Pizza olayında affettirdim sanıyordum kendim ama helal olsun Murat. Pizza olayıyla gönlümü aldın ama kalbimin kırıklığı bambaşka bir seviyordu. Odaya adam geldi. Evet, sırtımdan bıçaklandım arkadaşlar. Adamın sol yanağını dikiş makinesiyle dikmişler. Yapayalnızım. Nasıl bir duygu derseniz biraz canım yanıyor. Kalbimde bir sıkışma var. Ama bunu belli etmeye çalıştım. Hani farklı bir ağrı var şu an karnımda gerçekten. Asiktir. Gerçekten tarif edemeyeceğim bir acıyla. Oğlum cevap ver lan. Niye saldın ülkeleri? Niye bu kadar psikolojik olarak yıkıldın? Yani bakalım. Yani arkadaşlar o şekilde devam edebiliriz. Odaya adam geldi. 2 metre üstü. Adamın Yusuf. Sol yanağını dikiş makinesiyle dikmiş. Neden? Bak benim sorum basit. Ve söyle. Cevabı kısa. Ha. Hatta tek bir ülkeyle sınırlayacağım. Neden İngiltere'yi saldın? Çünkü ben dedim ki bu direkt sınırdan gelecek, işgal edecek. İngiltere yapacak ne alaka çok ya? Ordum da yok çünkü zaten. Bir iki tane 24 şey 5'lik 5'lik ordum var. Dedim bunu yok ettikten sonra direkt gelecek alacak zaten. Yani bende kalmasının bir mantığı yok dedim. Zaten bir şey basmamaya başladım. Dedim sınırdan geldiği zaman şey yaparız. Bir baktım bu salak mallaştı. Oyun ayarı bozuldu diye böyle geç kaldı. Yoksa bu beni çoktan işgal etmişti Murat. İngiltere'ye hala anlamıyorum İngiltere detayını. Ya hepsini şey yaparken, servis bırakırken bir gaza geldim, İngiltere'yi de bıraktım. O zaman neden beni çağırdın bütün şehirlerin atom bombası yemişken? Dedim ki gel dedim, bir yerden böyle hani çirkeflik yap, uçaklarını geri getir. Herhangi bir yerden bir saldıralım. Sen mal gibi, senin uçağın yandı. Ben ne yapayım? Ama bana hala mal gibi diyorsun. E sen sattın beni, bak bana savaş ilanı açıyorsun. Ben şu anda sana non-aggression pact yolluyorum. Ha, aferin. Neden reddettin? Ha, sen yoksun. Aç savaşı, atom bombasına kavuşturayım arkadaş. Açamam ya, elim gitmiyor. Tamam, o senin gibi ipnenin evladı desen rahat ol. Valla Yusuf'cum sen Murat'ın kaftanını bu seride çok rahat bir şekilde yani... Çirkefçe bir şekilde çıkardın aldın yani üzerinden. Döverek ben aldın. Ben o kaftanı odanın köşesine atıp gelip seni sikeceğim, sen rahat ol. Ama hiçbir bok yapamayacaksın.
Ben seni sikeceğim, sen rahat ol. Sen takma kafanı ona. Ben seni buluştuğumuzda seni sikeceğim, döveceğim seni. Hayır, siz de beni boş bir şey zannediyorsunuz ha. İki kişiyiz ya, o yüzden her türlü aldım. İki kişiyiz ya. Belki ben de tek gelmeyeceğim oğlum. Tek ben 50 kişilik sülalemden bir 20-30 kişi getireceğim, seni sikeceğim. Hadi git sülalemden kim bulacaksan bul. Tek kardeşsin oğlum sen. Ben 4 kardeşim. 4 kardeşimle gelip seni sikeceğim. Tamam mı? Benim de arkamda izleyicilerim var. Onları da sikeceğim. Onları da özel sikeceğim. Onlar beni tık ettiler bu seride. Aç Murat da kavuşturayım. Elim varmıyor abi. Sana varıyor da eli, boşver. Elim varmıyor, yapamıyorum. Yapamayacağım. Geleceğim amına koydum çocukları, yazmayın, geleceğim. Adres at, gelmezsem orospu çocuğum, at bakayım. Ha. Jackson, adres atsana, senin bir amına koyayım. Jackson çok şımarma lan. Onu ben sikeceğim, at bana adresini, al şuraya. Hani nerede? At bakayım. Bak adres bile atamıyorum. Hadi atsana, götü yan adres atsın, geliyorum. Hani nerede? Ben göremiyorum. Yusufçuk attı adres. Yusufçuk benim derdim değil, benim Jack Sain derdim. Yusufçuk de davet at, şey de atmamış. Adres Sancaktepe 1232 sokak demiş. Dairenin neresi tamam? Semti söyle. Yaz. Bana. Yaz. Kiraz sokak. Yaz. Ataman kafe. Yazdın mı? Yazdı bir galiba. Yaz. Dur. Orospu çocuğu evine 50 tane pizza söyleyeceğim amcık. Sen dur. Kapıda ödeme değil mi? Nülüferli köpek, geleceğim seni Nülüfer'de, seni Osman Gazi'ye götüreceğim, orada sikeceğim seni. Sonra Uludağ'a çıkacağız seninle, senin orada da amına koyayım. Adam olun lan. Adamı kademe kademe sikiyor amına koyayım. Bak orospu çocuğuna bak, bahçeli evler Isparta'da oturuyor değil mi sen, Isparta Kule'de? Bak amına kodumun piçleri. Seni var ya Enver, kolunu kürdan gibi kırarım amına kodumun Enver'e. Niye bu kadar agresifleşti lan bu? Bilmiyorum. Antalya Muratpaşa'ya da geleceğim, senin de amını sikeceğim, bekle sen dur. Fena parladı ya. Çok açıldı çok. Dur bir kese sesini. Samimi yayın. Samimi yayın. Ne yapacaksın? Amına kodumu karpuzu. Nasıl konuşacağımı sana mı soracağım? Ha? Ananı siki biri arıyor. Siktir. Aha sen siktir. 850 ile başlıyor. Alo. Murat savaşı açıyorum bu arada. Aç abi. Yani aç. Murat bloğu yazsana bana. Odaya Discord'dan. Adam geldi. Ne? Blok yaz. Blok. Adamın sol yanağını. Blok mu? O ne demek lan? Dikmişler. Blok yok mu? Ha. Hocam bir dakika. Söyledin mi? Oğlum Murat yazsana, kurye bekliyor hani. Discord'a yaz. Tamam, oraya yazdım aslında da. Ha tamam. Hocam. Laf arasında Yusuf işgal edildi galiba. Evet. Papıt alınmış bir de. Tamam. Buldu, geliyor. Amına bir aklım çıktı bir anda telefon çalınca. Canım arkadaşlarım. Az önce terbiyesizlik etmiş olabilirim. Oğlum, Murat? Moderatörler bile yazmaya başladı. Efendim. Ne oluyor? Efendim canım. Aramızda bir ilişkin var. Ne oluyor? Ha evet biliyorum. Ha Murat telefonu koy. Yıldır yayındayım ben. Hadi böyle. Evet güvenlikte şimdi... arada pizza gelmiş. Şimdi şey diyecek. Yusuf Kayalp mi? Evet benim. Buyur. Yusuf'cum teşekkür ederim. Rica ederim Murat'cığım. Yaptığın orospu çocukluğuna değmedi ama hani neyse. Hangi orospu çocukluğu, ne yaptım ya? O bana karşı var gol atman bile büyük bir ayıptı ama seni sikeceğim. Ya orada halkın gazını nabzını almak için öyle bir şey yaptık. Ölen milyonları tamam, şey yapmak için. Bu bak bu ilerleyen dönemlerde yüzüne vurulacak senin, haberin olsun. Sonra deme Yusuf böyle. Bayağı bir zor tuttu kendini. Şey meydiydi. Sen sus amına kodum. Ben ama senin yaptığın şeyleri yüzüne vurmuyorum. Neler yapıldı bana daha önce. Murat ben kasten yapmadım. Senin belanı sikerim. Hayır kasten yok şu maçtan sen bahsetmiyorum. Geçmişten bahsediyorum. Geçmişteki hainlikleri yüzüne vurmuyorum ben.
E tamam, geçmişte dediğin şeyler kaç ay oldu, kaç sene ve oldu? Bir ben bir şey yapmadım yani, senin çıkmış botuna var gol attım. Sen bana şahsıma neler yaptın yani. Onları ben hiç saymıyorum. Tamam sayalım. Sen sonra gittin Enes'le bir olup benim kuyumu kazmadın mı? Abi bir değil iki değil. Seninki bir sürü. Ben bir kere yaptım. İkinci oldu bu. sen benden az yaptın diye şey mi oluyor? İşim tamam şu pizzaya mı? Haram et rahatlığa bırakın. Boğulayım öleyim. Bu kadar sinirlenecek kuruya geri ver. Ya. Senin belanı sikerim. Kuruya geri ver. Söyle siz iş yerinde yiyiniz. Söyle siz iş yerinde yiyin. Onlar zaten günde 3 öğün pizza yiyor oğlum. Adamlar bunalmış. Geçen benim bir tane kurye arkadaş vardı. Şey diyor, ben pilavcıyla takas ediyorum diyordu. Pizzayı. Öyle yapıyorlar. Abi, Murat yeni mi öğreniyorsun bunu? 2-3 yıl önce. Sokağın altını bilmiyorsunuz aman akıyım. Sokağa gezmiyorsunuz. Murat abi sen yatarken Yusuf arkandan iş çeviriyordu. Ne diyor bu? Uçan kuyuma katmış biri ne diyor? Ne diyor? Murat abi sen yatarken Yusuf arkandan iş çeviriyordu diyor. Uçan kuyuma katmış bir. Yani öyle niki bile belli olmayan bir orospu çocuğunun sözüne mi inanacaksın? Ha? Senin bu konuda savunman ne? Sana savunma ihtiyacın mı var şu an? Yok mu diyorsun öyle bir şey? Sen bana kaç lira vereceksin? Sen inandın mı şimdi o köpeğe? Hayır sen yok mu diyorsun var mı diyorsun onu soruyorum ben. Tamam Murat bu 3 oldu. TV hesap 1 de destekliyor bak. Sen rahat ol. Sen rahat ol, sen rahat ol. Kreya Bab da var diyor. Var abicim varsa var yoksa yok diyeceksin. Halı tamam. Çalan adamdan her şey beklenir. Sadece beni destekleyen moderatör aman akıyım. Yusuf abi Ayaz'a itibadi yurtları gel. Gelirken de bir paket taç blue alsana harbi sigaram bitti. Aman akodumun ipte. Siktir git derslerine çalış lan. Oğlum çok kötü kaybettik ya. İçimizde kahpeler olduğu sürece bu savaşlar her zaman kaybedilir. Çok kötü kaybettik ya. İçimizde kahpeler var diyorum. İnanmıyorsunuz abi. Ya chat'teki arkadaşlar siz bu çocuğa niye sinirleniyorsunuz amına koyayım ya? Bir susmadınız 2 saattir aynı öfke yani. Neyin kavgasındasınız? Özellikle Jack Sayın bir sus amına koyayım. Sen sus. Diğerleri kızsın sen sus. Ya mal abi bu chat mal diyorum inanan yok. Ya küfür mal ediyorsa mı? Ediyor ne var oğlum ben de küfür ediyorum. Yani bir küfür edilir yani siz niye bu kadar sinirleniyorsunuz? Başlasınız amına koyduklarım. Adam işin taşlandı amına koyayım bu kadar sinirlenmeyin ya. Mesela arkadaşlar siz bu yayından sonra kara kara beni düşüneceksiniz. Böyle çıldıracaksınız. Ya ben tamam sen de bir sus artık şu. Dur bir dakika sus. Daha da isteleme ben ortamı yumuşatmaya çalıştım. Bana küfür edenler şimdi yayın bittikten sonra beni düşüneceksiniz. Uyurken beni hayal edeceksiniz. Öyle küfürleteceksiniz. Ben de God of War Ragnarok'e girip bir elim taşşanla bir elim kolumda oyun oynayacağım. Bir el niye taşşanla oyun oynayacaksınız? Bir el taşşakta oyun mu oynanır amına koyup? Sana ne yarram keyfim öyle istiyor. İki elimle taşşakla oynayacağım hadi bakayım. Burnumla oynayacağım amına. Adam olacaksınız oğlum. Chat sizi var ya böyle bana artistik yapana, bana racon kesen amına koyarım ben. Tamam ben bir şey demiyorum. Siz kavga edin amına koyayım ya. Tamam mı? Adam olacaksanız senin var ya belanı sikerim. Benim mi? Biri çok iyi yazmış ya. Ne yazmış? X-Moon'un yazdığına baksana. Nerede? Adı ne? X-Moon. Nerede lan? Az yukarı kaydır görürsün. X-Moon. Beni göremiyorum. Lan çok merak... Oku ya ne yazmış? Demek ki bir elim boş yazmış. Demek ki bir elim boş. Ne demek lan o? Az önce bir arkadaş eşeği verin susun dedi. O daha iyi bence. Eşeği verin susun mu? Bak çok iyiymiş. En iyisi bu. Bunun üzerine çıkan amını sikerim. Vallahi çok iyiymiş. Demek ki bir elin boş lafını anlamadım ben ama. Ya diyordu ya Ragnarok oynayacağım diye. Ha. Adamın esprisini açıklattırtma işte bana ya. Ben de anlamadım. Açıkla bakayım. Ya kendisi açıklasın. Yok durum. Yok açıkla ya. Eşek esprisinden daha iyi olamaz. Ben de anlamadım valla. Yok diyor, yok diyor. Anladın mı? Yok diyor, yok diyor. Ha, taşa yok. Ha, yo Yusuf'um ben taşakları gördüm arkadaşlar büyük.
Arkadaşlar ağzını almak isteyen varsa yatsın özelden. Little Frog kanka tamamen RP ya. Valla normalde de öyle değilim. Murat beni normalde de böyle cringe falan sanıyorlar ha. Normalde gayet normal ya. Ama oyunlarda ya, baskı altında kalınca çok çirkinleşiyor. Sosyal medyada iki tane Yusuf Kalp var. Biri böyle tarih siyaset videolarını yapan, bir şey belli bir çizgide devam eden bir Yusuf Kalp. Diğeri de oyunlarda böyle çirkef, böyle çingene, böyle ne bileyim böyle tilt edecek. Çingene evet. Kanser, velet, ergen bir Yusuf Kalp arkadaşlar. Yapacak bir şey yok, böyle şeyler izleniyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar ben de mesela Enes'i günlük hayatımda gördüğüm zaman ulan orospu çocuğu nereden çıktın diye birden sinirleniyorum. Hani yani pilav yemeye gittiğimizde tuzu uzatır mısın dediğim zaman tuzu yarım saniye geç uzatınca ulan sana orospu çocuğu tuzu diye mesela bağırmıyorum ama hani o, hani devlet yönetiyoruz ya şu an vatandaşlarımızın haklarını savunmak için ben bir ufak öfkeleniyorum. Bir de arkadaşlar ben böyle konuşuyorum ya, bu iki ip ne? Murat kusura bakma, Enes kusura bakma. Benden daha darkçı, haberiniz olsun adam arkadaşlar. Adamın sol yanağı... Evet, yayın kapandığı zaman ben Yusuf'un değerleriyle çok ağır hakaretler ederim. Abi bunların yaptığı dark mizahı görseniz arkadaşlar bütün psikolojik moraliniz bozulur aman abi. Enes'in mesela her yerden silinen bir yayını var. Neyle? Var bir tane. Arkadaşlar siz bazı şeyleri bilmiyorsunuz. Hangisi? Boşver şey yapma işte amına koy. Ya şu Jazz Chat'i diyorsun, o YouTube'a gitti lan. Bilmiyorum o nerede o. Jazz Chat'te değildir o. Yok, senin pot kırdığın hiçbir yerde olmamı sildin diye hatırlıyorum. Silmediysen de silelim bir an önce. Neyi ya? Boşver amına koy şimdi. Oğlum sus amına koyayım aynen. Söyleme şimdi. Bak Isaac diyor bazı şeyleri de bilmeyelim amına koyayım diyor. Capsule açık. Anlatın bakayım abi chat ya. Chat'te bir ufak bir iki dakika muhabbet edelim be Murat. Çok keyifli oldu be. Edelim, ediyoruz zaten şu an. Enes Zat normalde çok terbiyesizdir arkadaşlar. Aynen öyle. Enes de tam tersidir. Hani mikrofon kapandığı zaman amlar pislikler havada uçuşur yani böyle. Ben hiç küfür etmediğimi hiç sana iddia etmedim ki. Ben sadece yayınlarda tercih etmiyorum. Aynen, yayınlarda tercih etmez. Yayın kapandığı anda der ki Yusuf senin ya benim nasıl istiyor küfür ettiğimi izlemek isteyen eski Forest videolarıma bakabilir yani. Timsah'tan başlayıp neylere gittiğimi orada görebilirsiniz. Hiç yarrak kifada çakar. Saygısızdır da bir de. Saygısızdır mı? Evet. Ne saygısızlığı mı gördün? Ben normal hayatım. Hani iyice Enes'i gömme şeyine dönüşüyor. Yayın dışı Enes karakterini gömme yayınına dönüşüyor. Tamam işte benden bahset. Ben nasıl bir insanım? Böyle biri miyim? Onu söyle. Yusuf var ya, hayatımda gördüğüm en efendi adamlardan biri ciddi normal yüz yüze hayatta. Mesela garson buna 7-8 kere garsona aynı şeyi söyler. Garson getirmez. 9. da hala hocam bizim ama bir kola vardı falan. Böyle saygılı bir şekilde. 9. da akrabalarını çağırıyor. Öyle değil mi? Vallahi ben denk gelmedim o akrabalara ya. Ama Enes çağırır mesela. Geçen bir tane işini halletmek için yapmadığı çirkeflik kalmadı amına. Yapmadığı illegal kalmadı. Oluyor böyle şeyler. Ya bir de ne dediğini anlasam. Ben, var ya sizin bir şey. Murat sana diyorlar ki pizzayı alınca öv hemen. Bak sana da karaktersiz diyorlar. Pizzayı alınca övlük bir şey yok. Ben kardeşim. Şimdi fonlandın mı acaba? Ben nasıl fonlanmadım. Yok, fonlanmak değil bu. Pizzayla fonlanıyorsak bitmişiz. Bittik biraz ama o kadar da bitmedik ya. Yani boğurduğu için karşı tarafından başka bir şey değildi. Pizza geldi. Bak. Ya amına koyayım ne pizzaymış, size ne ya? Arkadaşlar bilmediğiniz çok önemli bir şey var. O da nedir biliyor musunuz? Ya Yusuf Kayaalp'in Tanrı tarafından seçilmesi. Mesela Enes geçen kendine... Neyse boşver. Ya oğlum ne diyor? Memleket Partisi sizi fonlamaya başladı mı? Ya abi, Memleket Partisi aşıktan geberiyor amına koyayım. Abi bizi kimse fonlamadı ya. O kadar da siyaset videosu çektik. Bir tane yani tanıdık mı olması gerekiyor acaba? Arada bir tanışma olması lazım bu fon muhabbetinin olması için. Yani hani şöyle bir 5000 dolar. 5000 lira, 10.000 lira da olur. Hani bir fon hiç yok yani fon.
Ya Murat'a kalsa arkadaşlar 500 lira da olur. 500 liraya ben okey, 500 yok ya. 1000 lira belki düşünülür de 500 lira şey yap. Ben fonlanmak isterim Enver Paşa İTC. Fonlanalım biraz yani. Şu dönem sıkışığız. Böyle birkaç hafta fonlansak okey. Sonrasında yine tarafsız bir gazeteci oluruz ama. Şu an ama fon lazım. Başka bir şey değildi. Kafalarda soru işaretleri dolaşırken bir başka problemle yeni Cumhurbaşkanı'nın kim olacağıydı? Sen bir yandan ülkemi işgal ediyorsun lan. Yo ne? Şey Greater Hungary yapıyor bak. Greater Hungary toprak peşinde mi şu dünya politikası? Çekoslovakya'yı işgal ediyor. Arsız ya. Ordu ve sağ partiler arasındaki... Bir de ordusu iyi değil. Ordu ve partiler arasındaki savaşın ilk çatışması köşkü olmuştu. Ben hala daha Yusuf'un nasıl komünist olduğunu düşünüyorum ya. Ben de anlamadım. Gerçekten büyük ben onu sen yaptın ve sonra gülme şaşak muhabbeti yaptın işte. Sandım. Ama sen yapamazsın yani mantıken. Yapamam. Nasıl oldu bilmiyorum. Hiç dokunmadım. Sayın Murat Bey, ben Antalya AK Parti Gençlik Kolları Başkanı olarak sizi AK Parti'yi övmeniz karşılığında Yusuf Kayalp'i çatıştır. Pardon. 12 bin lira teklif ediyoruz. Abi 12 bin liraya AK Parti'yi övemem ya. 12 bin AK Parti övülmez. Chat'te kemiksiz %30 AK Partili var, ben size söyleyeyim. Kemiksiz. Kemiksiz. Aynen. Şey moderatör yorum yapsana, bütün partilere koy. Kime oy vereceksiniz diye. Utangaç AKP'liler, merak etmeyin, yakalamayacağız sizi. Utangaç AK Parti. Jack Sayın yalan söyleme lan. Sen değilsin öyle. Her şeye ters çıkma. Bak Jack Sayın bugün çok gözüme battın ha. Vallahi seni döveceğim. Jack Sayın de ben sana bir şey söyleyeyim. Maksimum 17 yaşında bak. Max. Yok Jack Sayın da bir 21 var. Abi böyle 21'in amına koyayım Murat o zaman. Var onda 21 var. Bizim gördüğüm 19 abi. Bizim gördüğümüz 21 yaşındaki adam yeni askerden gelmiş adamdır. %35 AKP var bak. Ben de bir tane vereyim AK Parti'ye. Şey yazmış, Murat şu Yusuf denen lavukla takılmaya başladığın gün bittin demiş. Tamam. Kime oy vereceğiniz? Bak ben sana de, dur dur dur. Biri şey demiş, detaylı bir anket olmuş. Hakikaten bu ne eli sikinde bir anket amına koyayım. Ben sana ne dedim kanka? Yüzde kemiksiz %30 oy var dedim. Bak %30. Abi belli bunlar kim biliyor mu Murat bu %30? Enes'in takipçileri. Enes'in destekçileri Murat. Demedim diyorum da yani Yusuf'cum, en azından hayatımda hiç oy vermedim. Oy verenler düşünsün. Derin bir sessizlik oldu. Allah'a yarabbim. Evet Memur Bey, Twitch yayını Murat Enginekin aynen. Hayır, alakası yok. Evet Max Marin diye bir arkadaş. Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor, daha ne yapacak? Ya bu yayını kapatsak mı ufaktan ya? Birbirimizi gömmekten konuşamıyoruz ki. Odaya, abi benim siyasete çekmeme saniyem. Ne? Polisle mi konuşuyor hala? Yok polise verdim, ihbar ettim siyah. Biz bu yayını kapatalım ya. Doğru söylüyor savcı. Abi yayın savcı karşısında bitecek gibi. Bu yayını kapatalım, başımıza bir şey gelmeden ya. İdam! Herkes idam atıyor sana. Of, kupa yok. Bazıları da espriyi anlamamış. Max Marin ilk defa RP yapmadı deniliyor. Yok arkadaşlar, şaka yaptı Max Marin. Şaka oğlum, şaka lan. Çok ağır laf.
Yok yok, idam değil, şaka şaka. Max Verstappen büyük bir şey başlattın Enes. Büyük bir hurafe başlattın. Espri lan. Bu hurafeyi çözmen lazım, bak herkes idam istiyor. Çözemiyorum. İdam şeye atılıyor. Kanka iyi miyiz ya? Yusuf. Oğlum idam smile'ını ilk defa Bannerlord dışında görüyorum amına koyayım. Bannerlord'da en son şehircilere yapılıyordu. Araplara atıyorduk bunu. Abi bizden niye bu kadar nefret ediyorlar ya Murat? Benden niye bu kadar? Niye böyle Yusuf'a anabacı küfür ediyorlar? Oğlum ben çünkü insan ayırmadan chat'teki herkese direkt şahsen küfür ediyorsun. Ben mesela... Kendime değil, bana küfür edenleri ettim ben. Beni destekleyen %25'lik kardeşler. Onu demiyorsun işte. Onu demiyorsun sen küfrederken. Senin orada ya hatan beni oluyor. Beni destekleyen kardeşlerim buradayız desenize bir. Oğlum bak ben 2011'den beri kendi takipçi kitlemdeki belli başlı insanlara apaçık ulu orta küfrederim. Fakat bugüne kadar toplu bir şekilde bana hiç hakaret edilmedi. Çünkü belirtirim. Şu şu kişi. Şu şu yüzden senin ananı sikeyim derim. Bak buradayız diyen kardeşlerim. Ama sen diyorsun ki bak sen bak bir dakika bir şey sana bir şey akıl veriyorum şurada. Sen küfre şöyle giriyorsun. Orospu'nun çocukları sizin hepinizin anasını sikeyim. Şimdi öyle deyince 800 kişi izliyorsa 800'ü de üzerine alınıyor. Sen orada bir yorum görüyorsun, ona sinirleniyorsun, herkese küfrediyorsun. Ondan sonra herkes sana küfrediyor. Sonra herkes sana küfredince bu sefer herkese küfretmiş oluyorsun. Senin hatan doğru bu. Doğru mu arkadaşlar? Vay be. Doğru mu arkadaşlar bu arada tespit? Ya amına koydum chat'i. dur bak dur. Şaka yapıyorum ya. Bak dur. Değil diyenleri banlıyoruz. Hadi, benim tespitlerim ya, doğrudur çünkü. Şey yap şey. Bir anket yap abi. Banlama lan banlama, şaka yaptım. Anket de yapma, yeter halka soru sormaktan ya. Abi demokratik adamım ben. Değil kardeşim. Ben değilim amına koyayım. Ben demokrat amca değilim. Ben gizli bir liboşum. Gizli liboş. Ben liberal adamım. Yusuf sonuna kadar desteklerim. Evet 1 oy. 8 oy evet. Benim %25'im evetim bana yeter. %25'in altına düşmediği sürece sorun yok. %25 şu an. %23. %2 kaybetmişim birader. Dur %24 oldu. %2 ha %1'i kaybetmişim. %3 kaybetmişim. Bu %3'e üzüldüm. %3 denen dostlarımı kaybetmişim. Sen de benim gibi chat'te birisine sinirlendiği zaman sövüyorsun. Bu konuda ama sıkıntı yok. Birisine sinirlendiğimiz zaman söveriz zaten. Ama sen alenen sövüyorsun. Hepsine sövüyorsun. O kişiyi ayırmıyorsun. Aa, dil ve anlatım. Doğum yerinden dolayı büyük ihtimalle dil ve anlatımda problem var. Bak ben sana bir şey söyleyeceğim şimdi. Bırak şimdi böyle müstehcen şakaları. Böyle ırksal şakaları. Ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Sinirlendim. Bak arkadaşlar sinirlendim. Neden? Çünkü çok büyük haksızlıklara uğradığımızı düşünüyorum. Neden derseniz. Enes dediğimiz adam günde 5-6 saat yayından her gün Hearts of Iron 4 oynuyor. Bizden üstün. Ben de o yüzden dedim ki fix yoluyla, tamam doğru söylüyorsunuz, hile yoluyla, bak hile yoluyla bize bir şeyler ver dedik. Sonra gitti oyunda bize ambargo yaptı. Bizim bütün şeyimizi, mekaniklerimizi kırdı. Ben de ne yaptım? Çirkeflik yapmak zorunda kaldım. Yoksa dümdüz beni işgal edecekti, keyif alacaktı. Ben de izin vermedim ona. Neden? Çünkü artık kurallar ciddiye alınmamaya başladı. İlk kuralı da bozan Enes'ti. Oğlum siz de saygısızlık yapmayın. Adam bir şey anlatırken üstüne pis şeyler yazmayın lan. 4 kişi. Bak an... bir dakika bak şu an sana takdim ediyorum. 4 kişi yazdı bunu. Bak 4 kişi yazdı bunu. O 4 kişiye bak 4 kişi olarak da belirtiyorum. Onlara şu an sövüyorum, kızıyorum. Ama sen 4 kişi yazdığı zaman 800 kişiye sövüyorsun. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Ama arkadaşlar dediğim gibi sinirlendik. İnsanız biz de. İnsanız biz de abi. Biz de insanız Murat. Hatalarımız olacak. Şey anlatıyordum. Adam övemedi lan kendini. Ne? Adam diyorum övemedi kendini. Yani biz de yapacağız arkadaşlar hata. Sizin gibi ehli sünnet insanlar bizi affedecek ama. Ömer Gökçe'nin anasına sövdüğünü düşünüyor Ömer Gökçe. Ömer Gökçe insansın diye anamızı suçuna. Ömer Gökçe özür diliyorum kardeşim.
Ben senin annene küfür etmedim ama. Jackson sana sus demedim mi lan ben? Sana demedim mi? Jackson sen... Jackson bak senden özür dilemiyorum. Jackson'e söylemiyorum. Senin oyunu istemiyorum. Senin oyunu da istemiyorum. Tamam seni ikna etmek de istemiyorum. Ben FIFA'da klavyeyle savaşmış bir adamım arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Ben FIFA'ya klavyeyle girecek kadar cesur, Hearts of Iron 4'te NS'e meydan okuyacak kadar aptal bir adamım. Bunu kabul ediyorum. FIFA gireceğim mi? Ya Murat bir siktir git ya. Sizden sadece ricam beni affedin. Hepinizden teker teker Jack Sandan'ın orospu çocuğu hariç olmak üzere. Hepinizden, Jack Sandan'a sor. Hepinizden özür diliyorum arkadaşlar. Özürümü kabul ettiyseniz. Ne yapayım daha? Ne yapayım? Daha yapacak bir şey yok. Bu kadar. Daha ne yapacaksın? 2 metre üstü adamın sol yanağını dikiş makinesiyle dikmişler. Tamam, Jack Sandan ben şu an bizzat kendim sana zaman aşımı veriyorum. Sen bir süre siktir git. Bir süre siktir ol git bizim chatten. Bir süre siktir git uzak dur. Seni döveceğim az kaldı amına koyayım. Jack Sayın'ı dövme yayını yapacağım FIFA. FIFA oynayacağım yayında. Her gole Jack Sayın'a iki tekme atacağım. 2 metre üstü adamın sol yanağını dikiş makinesiyle dikmişler. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Bakmayın oğlum siz olmazsanız aç kalacağız. Maaşımızı siz veriyorsunuz. Yemeğimizi siz veriyorsunuz. Aşımızı siz veriyorsunuz. İyi o zaman kapatalım yayını. Teşekkür ederim. Sen abonelikleri okudun mu lan? Okuyacağım. Okuyacağım demiştin. Okuyacağım. Eklemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Eklemek istediğim bir şey yok. Enes? Benim de yok ya. Güzel senin bence daha... eklemek istediğin birkaç şey var. Ne? Hangi konuda? En sonki götten skill iki kere üst üste götten skillişinin ardından bu ya oğlum büyük o skişle... Minder'ın şeyde vanilya oyununda şansı yok. Bizim modda var ama bunda şansı yok. Yapamam. Yani oyun izin vermiyor. Mekanik açıdan izin vermiyor. Bunları konuştun daha önce. Şimdi güncel şey hakkında konuşursan. Söylemediğin şeyler söylersen sevinirim. Yani demek ki ilk seferinde her şeyi anlatmışım aslanım. Yok, iki miner'da da sikilirken bunları sürekli söyledin. Şimdi bizi siktin anlat, nasıl siktin? Yusuf sattı, savaşmadı. Ya Yusuf sattı zaten de Yusuf satmasa da sikecektin. Nasıl siktin onu söyledin. Ben mesela abi ben 1945'te nasıl hala 39 şeyiyle kalmışım? Ben çok şaşkınım ya. Vallahi yani Murat'cığım. Bilmiyorum o biraz senlik ya. Ben vallahi enkaz devraldım ya. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Adam kendi kendine laf atıyor yani ne bileyim 10 yılda hiç mi bir şey yapmadık? Ama kendi sen kendime gerek... enkaz bırakmışım amına koyayım. Bu nasıl olabilir ya? 9 yıl geçmiş. 1939 şeyi var. Engineer'ı var ya. O sana yolladığım Marine'in 350 hard atağı vardı biliyor musun? Tankına böyle vura vura geliyordu. Gördüm abi onu gördüm. Görmediğim şeylerden bahsetmem. Bu ya. Nedir ya? Ne var içinde o marinin? Ne var söyleyeyim. 4 tane anti-tank var. 4 tane anti-air var. Pardon 5 tane anti-tank var. 4 tane anti-air var. 3 tane top var. Supportlar full. Geri kalan marin. Kaç bit ya o? 44. Amına koyayım bu nasıl bir şey ya? Allah'ım yarabbim. Ben bir daha Amerika alırsam benim anamı siksinler ya. Benim anamı siksinler bir daha Amerika alırsam. Bu kadar mı zor olur bir ülke ya? Yugoslavya niye bize katıldı lan? Üye kaydı yaptı. Üye kaydı. Vay arkadaş ya. Çok kötü oynadım ya. Çok uzak kalmışım ben bu oyunda. Siz bir daha ya ne zaman RP yapacaksınız? Ben de herkes çağırıyor. Ben de, sen de çağır. Cuma günü. Gel istiyorsan. Ya. Cuma olmaz ya. Başka yani gün yok mu? Her gün yayın yapıyorsunuz. Cuma ve çarşamba. Çarşamba olur. Olur. Çarşamba olur. Geleyim. Alman verin bana da sikiyim anasını bütün dinamiklerin. Beraber oynarız. Yan ekranda God of War oynayabilir miyim? Vallahi
Onu Yusuf yapsın ya. Yusuf da gelsin 3 co-op girelim. Ama sadece ben yöneteyim falan. Arkada muhabbet yapılır. Beraber nasıl oynuyoruz Alman'da? Co-op işte. Ben ne yapacağım ki? Sen yönetirsin zaten ülkeyi ben. Onursal başkan mıyım ben orada amına koyayım? Yok yani biri orduya bakıyor, biri havaya bakıyor. İstediğini yaparsın, takılırız. Bir de bilmiyorum, başka bir ülkede oynarız. Ama Yusuf'a bir şey yüzsem var, pisi tekrardan olur gibi ya. En cahil, en gerici kim miydi? Neydi o? Bunu bir yapabiliriz belki. En gerici kimi yapalım mı lan Yusuf? Vallahi Murat, bugün öğrendik kimin en gerici olduğunu. Kimmiş en gerici? Boş ver Murat. Ben miyim? Sensin tabii. Arkadaşını satan adam ya, ne sattım diyor. Bir şey yapmadım ya. Tamam Murat, bir şey demiyorum kardeşim. Tamam, bundan sonra küfür de yok. Sen pazartesi sabah geleceksin mi hastaneye benimle? Gelirim. Sen niye hastaneye gidiyorsun lan? Ben onu soramadım. Konuşuruz. Tamam. Enes de gelsin. Ya geçen de düşündük bunu da, çok uzak çocuk. Gelir oğlum yani, niye gelmesin? İstanbul'un öteki ucuna gelecek adam. Davlumbaz gibi 3 tane adam hastaneye girdiğimizi düşünsene. Davlumbaz gibi. Oğlum o laf çok komik ya. Sen biliyor musun Enes Davlumbaz hikayesini? Yok, söylemedim. Anlatsana Yusuf. Sen anlat ya, sen daha komik anlatıyorsun. Ya biz gittik ya şeye, Muharrem İnce'nin talk show mu artık bilmiyorum ki, gençlerle buluşma, aha, soru cevap etkinliği, oraya gittik. Bize en öne oturttular. Salonun da şeyi, koltukları küçükmüş. Bizim de götler büyük, omuzlar büyük, göbekler büyük. Biz yan yana sıkıştık. Ben böyle kolumu atıyorum, o bacağını atıyor. Ben bacak çekiyorum, o kol getiriyor. Yani böyle sıkış sıkışız böyle. Ondan sonra şey dediler işte, sahnedeki sunucu sizin de isminizi okuyacak. Salonda bir ayağa kalkıp selam verir misiniz dediler. Tamam dedik biz de, sonra oturduk. Oturunca işler değişti. Kalk sıkıştık. Sonra işte herkesin ismi okunuyor, alkışlanıyor falan filan. İşte Yusuf Kayat ve Murat abi GF mi dedi, Murat Engin Ekim mi dedi bilmiyorum. O da burada dedi. Salon alkışlıyor birden böyle. Böyle kalkamadık amına koyayım. Döndük böyle, yüz yüze döndük. Kalkmaya çalışıyoruz, sıkıştık. Benim götüm acıdı, düştüm ben. Döndük böyle şey yapıyoruz, merhaba falan diyoruz ama yani. Sıkış sıkış böyle, rezillik. Ondan sonra döndük böyle önümüzü. Yusuf sessiz sessiz şey dedi. İki tane davlumbaz gibi adamı oturttular buraya. Sıkıştık, ayağa kalkamıyoruz ama rezil olduk dedi. Onun hikayesi bu. Çok iyiymiş lan. Bir de şey, bizim muhasebeci şimdi dedi ki, ya dedi bir tane çocuk var dedi, seni çok seviyor dedi. Hatta bizim üçümüzün videolarını izliyor. Senle dedi görüştürebilir miyim? Tamam dedim abi, görüşürüz. Ondan sonra biz gittik bu Muharrem İnce'nin şeyine. Orada biri gelip bana şey demiş. Muhasebecinin ismini söyleyerek abi beni bu göndermiş diye. Ben de bir hareket yapmışım çocuğa. Onu sonra çocuktan öğreniyorum. Çocukla işte iki hafta önce muhasebecinin yanında buluştuk. Diyor abi ben geldim de yanınıza diyor. Sen de fotoğraf çektirecektim. Sen şey yapmışsın. Ben telefonda konuşurken çocuğun anlattığını bana anlatıyorum. Çocuk, ben telefonda konuşuyorum. Çocuk bana diyor ki abi fotoğraf çektirebilir miyiz? Arda abiden falan filan. Tamam kardeşim bir dakika dur. Aynen. Böyle çocuğun elini itmişim böyle demişim. Tamam dur halledeceğiz falan dedim. Sonra kaçmışım gitmişim oradan. Çekilmedin mi fotoğraf? Çektirmedim çocukla. Bu çıkışta mı, ortada mı? Çıkıştaysa ortada, çektiremezsin. Senin yok, çıkışta değil. Ortadaydı. Senin etrafında böyle bir sürü insan toplandı ya. Ben de böyle arkanda okuyordum. Ha o şey, o kaos olan yeri diyorsun. Kaos olan yeri. O kaos olan yerde tanımıyorsun ki. Nereden bileceksin amına koyayım? Kaos olan yerde büyük kaos var diyor. Ben bir de şey, ben oturdum böyle. Bizim şey ortak takipçiler de gelmiş. Yusuf abi senle de çekelim mi? Vallahi dedim kardeşim hiç kalkamam dedim. Gel otur yanıma öyle çekelim dedim. Hiç kalkamam. Murat çünkü ayakla ölüyordu amına gün. Davlumbaz hikayesi buydu. O iyiymiş ya. Davlumbaz çok iyi. Sonra bayağı ben Muharrem İnce'ye iki tane soru sordum tabii. Tabii yani ben sordum aynen. Amına gün 5 tane kamera vardı, bizi çekmemişler. Bir tane sordum. Yayınlandı mı o video? Yayınlandı çoktan. Nerede yayınlandı? Şey YouTube kanalında, Muharrem İnce'nin YouTube kanalında. Ver ekrana, millet görsün o sahneyi. Kapatacağım artık ya. Tamam hadi o zaman. Abonelikleri unutma la. Amına koyayım, arkada alarm çalıyor. Evet arkadaşlar, 2 gündür mahallede bir tane arabanın alarmı susmuyor gece. Gündüz ötmüyor, gündüz bir şey yok. Gece susmuyor amına koyayım ya. Ya sikeceğim, gideceğim, kıracağım arabayı, alarmını söküp yiyeceğim amına koyayım ya. İçimde ötsün, bu nedir ya? Bak gene başladı. Bak, duyuyor musun? Geliyor bize kadar. Bu ne abi ya? Discord'da bile sekiyorsa oraya gelmeme ihtimali yok.
Bağışlara bakacaktım değil mi Mert? Efes Lardo, Bol Kebap, Türkopole, F54, N54, Süvari Bey, Sapsarı. Abone olmuşsunuz hocam, hoş geldiniz. Ondan sonra Voldo ve Mirimamo'nun da aboneliği 2 aydır devam ediyormuş. Eyvallah galar. Antivirüs 86, Kaşarlı Timsah, Çilek Abbas, ne Slim Shady, bunlar da abone olmuşlar arkadaşlar, siz de hoş geldiniz. JXT 5 lira atmış. Abi bu saatte dışarı çıktık. Yolda yürürken bir arkadan seslendi. Abi kaçtık falan da bayağı tribe girdik. Ne yapayım bu arada? İyi yayınlar demiş. Buna benzer bir hikaye yaşadım ben. 10 yaşındayken falan. Aşırı saçmaydı. Yusuf dinle bak. Montajı durdur. Dinle. Çok saçma. Dinle. Böyle tam eşeğim daha. Bilmiyorum daha. Sosyal hayat kurallarını bilmem. Bir sikim bilmem. 9 yaş. Ne 9-10 amına koyayım. Tam eşeğim. Sikme beni ama. Tamam. Çekirdek çitleyerek evde akşam böyle 8-9 gibi eve doğru yürüyorum böyle ara yol. Etrafta boş arazi daha o zaman. Ne o şey var, bina var, ne bir sikim var, yürüyorum. Bomboş ıssız bir yer. Bir bizim apartman var. Çekirdeği çitle çitle yürüyorum, atıyorum. Kabuğunu yere atıyorum falan. Bir yandan da acaba şu an çevreyi kirletme sayılıyor mu falan, bunu bilmiyorum daha. Hani ama içimden düşünüyorum. Çekirdek atmak kirletmek midir yoksa doğada çözülür mü? Hiçbir sik bildiğim yok. Tam salağım. Tam bu gelişim çağında az bilen çocuk olur ya oyum. Öyle gidiyordum. Tam böyle bizim apartmanın dış kapısından içeri gireceğim. Yani bahçe kapısından gireceğim. İçeri koş, yürüyeceksin. Döneceksin, apartman kapısına gireceksin. Tam o dış kapıyı açacaktım. Biri şşt buraya bak dedi. Ben bana mı diyor diye demiyorum, bilemedim. Kapıyı açtım. Şşt bak lan buraya dedi. Ananı sikiyim daha yaş 10. Altıma sıça sıça koşmaya başladım birden. Koşmaya başlayınca bana arkadan bağırdı. Kaçma lan, gel lan buraya diye bağırdı. Ben daha da korktum amına koyayım. Daha da hızlı koştum. Girdim apartmana, kapıyı kapatıp çıktım. Ama merdivenleri koşarak çıktım. O anda şey diye düşündüm. O kadar çevre bilinci duyarlı bir insan geliyor ki çekirdek kabını yarattığım için beni dövecek, küçük çocuğu dövecek diye düşündüydüm. O benzer bir anım o zaman olduydu. 15 yıl önce amına koyayım. Dövdün mü? Yok, açtım ben. Hala da bilmiyorum. Belki adres soracaktı, saat soracaktı. Hiçbir şey bilmiyorum. Adamdan da bir kere. Ya da ağrıyor demeyin. Boşu boşuna kaçtım adamdan amına koyayım. Bir şey olmadı bir şok. Kaçtım, bilmiyorum ne oldu. Çocuğun anlattığı hikayeye benzer diye anlattım amına koyayım. Kesin kaçıracaktı diyorsun da abi, kaçıracağın çocuğa şşt birader buraya bak demezsin bence ya. Bu şekilde çocuk kaçırılmaz bence. Sol yanağını dikiş makinesiyle dikmişler. Sayfox abone olmuş. Ben de size arkadaşlar bir hikayemi anlatayım. Dur şu iki tane daha var, şimdi okuyayım. Anhedonikav 5 lira dağıtmış. Abi savaş uçak piyade falan mı göndersen, NPC gibi bekliyorsun, bari uçak gönderip Japon üstünde durdurmaya çalışsan demişsin. Savaşırken o iş yaş kardeşim, o zaman da söyledim, uğraşılmazdı onunla. Ali Cim, Ali Fitness, Reis'i yayınlar, Barışcan sabah akşam seni izliyor, buradan ona selam yollarsan sevinirim demişsin. 2 saat olmuş, kusura bakma ya. Biraz ateşli bir savaş geçti. Barışcan'dan bir şey yap. Barışcan'a bir selam ver. Barışcan'cım görüyorsan eğer, sana selam yolluyorum. Geç oldu biraz, kusura bakma ama. Söyle sen şimdi, ne diyordun? Bizim peder manav işi işletiyor arkadaşlar, manavı var. Lüks bir manav. Deli para kazanıyor. Dehşet para. Yani şöyle söyleyeyim. 2009'da arkadaşlar asgari ücret ne kadar bilmiyorum ama bizim peder günlük 1500 lira ciro falan yapıyordu. Çok fena ciro. Deli gibi para kazanıyordu. 1500 dolar. 2010 ya da 2011'in yıl başında hiç unutmam, iki tane manavı vardı. Biri 5000, biri 3000 ciro yapmıştı. 8000 lira bak 2010'da. Çok fena. Bir gecede 8000 lira ciro yapmıştı. Adam dehşet para kazanıyordu. Tamam. Kasada tabii tıkır tıkır bizim pederin. Biz de o zamanlar bize peder 5-10 lira veriyor ama kasadan para yürütüyoruz açıkçası. Ben bir ara kasadan birader 50 ya da 100 lira falan almıştım. Gittim o 50 lira neydi bir dakika? Ha, 50 lirayı şey olarak 5-5 aldım. Böyle 10 aldım, 20 aldım. Böyle cebime koydum. Böyle bozuk cebimde 50 lira vardı Murat, tamam mı? O 50 lirayı cebime koydum. Dedim tamam dedim. Bugün dedim bana harçlık yeter. Akşamına babam 50 lira ver dedi ki git bunu bozdursana dedi. Ben dedim ki ulan dedim, ben de dedim çıktım dışarı. Bak markete giderken dedim ki aa dur lan dedim. Benim cebimdeki 50 lira bozukları vereyim. Bu 50 tamı alayım dedim. Hani cebimde kalabalık olmasın. Aldım abi 50 lirayı cebe. Götürdüm pedere verdim. Amına koyayım akşamına eve gittim. Ertesi gün internet kafeye gittim. Para sahte çıktı.
Amına koduk çocukları. Burada şimdi bizim peder mi zarar etti? Ben mi zarar ettim yoksa ikimiz de mi zarar ettik? Peder zarar etti. Dolayısıyla sen de zarar etmiş oldun. Ya da internet kafeci sahte deyip paraya görüşürdü. Yok oğlum, parayı bana geri verdi. Ben de sava gibi yırttım. Keşke şey yapsaydım. Geri koysaydın ya. Ha, geri koysaydı başka 50 lira alsaydı. Ne bileyim oğlum, çocuğuz işte, aklımıza gelmiyor. Hikayeye bakalım. Odaya adam geldi 2 metre üstü. Babamın 50 lirası değildi oğlum, müşteri vermişti orada bir tane. Ya o zamanlar arkadaşlar yeni paralar 6 tane sıfır atılmış diye yeni bir para birimi şey gelmişti, Murat hatırlıyorsan paralar yenilenmişti. Evet. O yenilenme sürecinde bir sürü sahte para vardı. Komik bir hikayeydi, beğendim ben. Güzeldi. Babanın haberi var mı bu durumdan? Ya bir sene önce söylemişimdir de o diyordu, amına koyayım zaten her gün çalıyordun diyor, biliyorum seni. Çalıyor muydun lan? Abi alıyorduk ya, babam zengin adamdı. Yani düşün Murat, 2009'da 2010'da adamın cebinden 200 lira alıyorduk, fark etmiyordu. Varlıklı adammış. O zaman öyleydi. Şu anda da biraz toparladı kendini ama bir battı arkadaşlar. Şimdi tekrar toparladı ama. Emir 1-2-3-4 Berkay Kaya, Mekatronik abone olmuşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Caner gelmiş. Caner 3 kişiye abonelik hediye etmiş. Hoş geldin Caner. Tam da Memleket Partisi etkinliğinden bahsediyorduk biz de. Ne manavmış diyor. Arkadaşlar bizim pederin yeri Sultan Gazi Gazi Mahallesi'ndeydi. Orada çay çok var. Ne derler ona? Nasıl söylenir? Ayıp olur ya. Niye ayıp olur? Ya şimdi orospu çocuğu çok... Ya Alevi vardı arkadaşlar. Orada çok Alevi vardı. Onlar da ne bileyim yani çok para kazanıyorlardı. Hep yani kaliteli yiyorlardı. Bizim manava uğruyorlardı. Yılbaşında diyorum ya, dehşet adamlar gelip alışveriş yapıyorlardı. Biz çok fakirdik o zaman. Gazi mi? Ben Gazi'de oturuyorum. Tam o eski karakolun orası var ya, Sezo. Oradaydı işte bizim pederin manava, hatırlıyor musun? Eski karakoldan biraz yukarı çıkıyorsun. Yıktılar, park yaptılar orayı da. Orası. İyi, kapatalım bizim... yayını aga. Tamam, bizim pederle ilgili hikayeleriz. Daha sonra anlatırım size. Arkadaşlar yayınımızın sonuna geliyoruz. Yarın yayın olmayabilir. Bilmiyorum. Yarın bakarız. Ondan sonra diyecek başka bir şeyim var mı? Benim diyecek başka bir şeyim yok. Sizin var mı? Yok. Kendine bak. Yani güzeldi. Görüşürüz. Güzeldi tabii. Güzeldi Enes'im. Güzel olmaz mı? Şuraya bak. Bakayım, çok güzelmiş. Keyifliydi ya. Çok keyifli ya, bence de. Just bakayım. Zevk doruktaydı, evet. Just chatting yapalım bir ara. Yapalım, olur. Onu Enes'te yapalım, o moderasyonu güzel yapıyor. Ben modere edemem hiç. Tamam. Evet arkadaşlar, iyi akşamlar, iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Birkaç güne görüşürüz herhalde. Haydi gittik biz. Dur hemen konuşma, bu amına koydum yayını kapatmayı unut her zaman. Tabii hayır. İnsana zor, insana zor. Bir şey çıkar. Dur bekle Enes, hemen konuşma.